Şimdi buradaki benim bu kişisel olarak ikinci sergim. İlk sergim 2 sene önceydi. Onun ismi Dünden Yarın'daydı konsept olarak. Bu sergimizde şimdi de daima. İlk sergide ki çalışmalarımla bu sergideki çalışmalar aynı konsept içinde. İlk sergimizde Rönesans dönemi sanatçıların eserlerini, yani dünyada tanınmış en iyi sanatçıları özellikle seçtim. Onların eserlerini kopya alarak, kopyalayarak tuvale aktardım. Bu çalışmalarda resimlerde orijinalinden hiçbir değişiklik yapmadan bunları kendi süzgecimde kullanarak resim içindeki katmanlardan yola çıkarak özellikle. Biliyorsunuz resme baktığınız zaman yani içine girmeniz gerekiyor, yüzeysel bakmamanız gerekiyor. Bu yüzey içinde çok katmanlar var hepsinde. Yani bu katmanlar görebildiğimiz o farkındalığı keşfetmeniz gerekecek. Bu katmanlar içinde ben de kendi bakış açımla bir tanesini seçtim. O da prizmatik olarak üçgenleri kullanarak bu düşüncelerimi tuvallere aktardım. Sonuç olarak bu eserler, orijinal eserler her zaman kalacak. Yani dünya yok olana kadar kalacak. Çünkü bunlar hiçbir zaman yok olmaz. Yani sanatın güzelliği burada ortaya çıkıyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Çok pardon Çetin. Şimdi prizmaların üzerinden, yani üçgenlerin üzerinden yorumladığını ifade ettin. Üçgen formunu ya da prizmayı seçmenin özel olarak hani onun bir sebebi var mı acaba? Var. Üçgeni seçmemin sebebi dünyamızı oluşturan elementler. Bu elementler üçgenle ifade edildiğini düşünüyorum ben. Biliyorsunuz bunlar toprak, hava, su, ateştir bu elementler. Bunların ifadesi üçgenle ortaya sunulur. Ben de bunu düşündüğüm için resimlerimde bu üçgenleri kullanmaya karar verdim. O şekilde bu eserler oluştu. Peki burada mesela Rönesans Leonardo'nun son akşam yemeğini görüyoruz. Bu herhalde senin daha önce yaptığın çalışmalara daha bir hani geçiş, bu sergiye geçiş süreci gibi bize sunuyor. Evet. Ve sonrasında modern döneme ait ressamlardan ve de senin Yeşilçam figürlerinden yine birkaç yorumunu sergide görüyoruz. Bu eserleri yani modern dönem şey olarak mesela Magritte ya da Dali gibi ya da Picasso gibi eserleri özellikle hani en belirgin eserleri seçmendeki şey ifade nedir acaba? Bunları seçmenin en büyük sebebi yani dünyaca tanınmış en büyük eserler. En büyük eserler, evet. Yani bütün insanların gördüğü, anladığı resimler. Evet. Bu sanatçılar da yani dünyaya gerçekten mührünü basmış diyeyim ben kısaca. Yani seçmem tek amacı oydu. Ben de onları bu şekilde kendi süzgecimle yorumlayarak bu tabloları oluşturdum. Evet. İzleyicilere farklı bir bakış açısı sundum. Evet. Peki bu eserlere bir anlamda espri kopyası diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Soru var mı arkadaşlar? Sorularınız? Ben aslında soru sayılmaz ama bir yorum yapacağım. Mesela sergi manifestosunu okumadan önce
gezseydim bu sergiyi, üçgen formunu görüp şey diye düşünebilirdim. Acaba bu kadar ikonlaşmış resimler bu şekilde köşeli bir şekilde tekrar yorumlanmasının sebebi günümüz dünyasındaki o sert kutuplaşmalar ya da sivri uçlar ya da o çok keskin sıfatlara bir gönderme mi diye düşünebilirdim. Ama sizin de söylediğiniz gibi böyle çok güzel düşünmüşsünüz aslında. Yokmuş aslında. Renkleriniz evet, çok hoşuma gitti gerçekten. Renkler benim de. Ellerinize, emeklerinize sağ olun. Sağ olun. Sizin bakış açınız da çok güzel. Evet. Üçgen bir form olarak da çok fazla imkan tanıyor açısından. Evet. Bu biraz son yapmaya çalışıyorum aslında. Yani evet. İzleyici bir yerde. Peki bir sorum daha olacaktı benim. Mesela şimdi günümüzde çok savaşlar var. Bizim de sınırlarımızın civarında da savaşlar söz konusu. Mesela burada arka planda Picasso'nun Guernica'sını seçtiğiniz görünüyor. O da sonuçta savaşla bağlantılı gene Picasso'nun en önemli eserlerinden birisi. Bunu seçmiş olmanız, çünkü Picasso'nun çok başka hani dünya sanatına mal olmuş eserleri de var. Biraz günümüzle de bunu bağdaştırabilir miyiz bu seçimi? Tabii. Evet, özellikle onun için bu eserini seçtik Picasso'nun. Evet. Bu biliyorsunuz siyah beyaz orijinal bir tablo Picasso'nun çalıştığı. Benim bunu renklendirmem bayağı beni düşündürdü. Fakat yani o savaşın kötülüğünü o kadar güzel anlatıyor ki tablo. Ben de dünyamızın ne kadar güzel ve o güzelliğin içinde bu kötülüğü nasıl yapabiliyor insanlar onu ifade ettiği için onu renklendireyim dedim. Yani o güzelliğin içinde mahvolmuşluk, yok olmuşluğu da bir yerde simgelemiş oldu. Evet. Yani amacım oydu. O yüzden bu renkleri seçtim. Bir de şey diye düşünüyorum. Şimdi ve daima mesela hani eskiden savaşlar daha böyle cephelerde, hala gerçi cephe savaşları maalesef yaşıyoruz ama evet. O kanlı, o siyah beyaz o insanı öldüren, yok eden savaşlardan daha ziyade mesela şimdi görünmeyen savaşlar var. Evet. Psikolojik savaşlar evet, var. Ekonomik var. Savaşlar var. Tüketime dayalı, insanı bireyselliğini yok eden savaşlar var. Her şey süslü ve mükemmel civcivli gözükürken aslında net şeyler, acılar yaşanıyor diye ben renklerimizi o şekilde yorumlamıştım. Doğru. Yani ben aslında kapitalizmin de bir savaş olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü kapitalizm o kadar güzel insanlara aktarılıyor ki yani o bambaşka bir renkli dünya oluşuyor insanın gözünde. Ama o bir savaş. Aslında yok ediliyoruz o savaşın içinde. Hiç farkında değiliz yani. Savaşta olduğumuzun da farkında değiliz. Bir yerde ona da bir gönderme gibi bir eser oluştu yani o açıdan. Peki mesela Yeşilçam'dan da iki kadın sanatçının portrelerini görüyoruz sergide. Evet, sinema sanatçılarımız bunları seçmemdeki amaç Brigitte Bardot, evet. Sophia Loren. Sophia Loren. Bunlar dünyadaki en tanınmış sinema sanatçıları. Evet. Ve bunlar dünyanın kadınların özgürlüğünü ve hürriyetini savunan sinema sanatçıları. Evet. O yüzden yani bunları seçmemin amacı o. Peki bundan sonraki serinin de ayak sesi gibi algılayabilir miyiz? Hani böyle tabii. Bir seri de gelir mi? Tabii gelecek. Evet. Gelecek. Süper. Çerçevelerdeki renk seçimi de tablonun içindeki renklere uyumlu olması açısından içindeki en baskın renkleri seçtik. Bir bütünlük sağlaması açısından. Bütünlüğü sağlaması. O bütünlüğü sağlamasında başardık zannediyorum.
Hem de daha böyle bir pop, evet, pop bir şeye adım attırıyor gibi, evet, hani daha pop sanata referans, evet, attırıyor gibi hani. 80'ler, evet, pop zaten, değil mi? Canlı renkler. Hem şimdi Sevin Aymaz var. Havayı da yansıyor. Evet. Evet. Ve o kadar zorlu o renklerden çok güzel bir görüntü ya da düşünceye sevk etmiş. Evet. 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 Evet.